Merhaba, herkese mutlu günler. Bültenimize uyarıyla başlıyoruz. Ağır sağanaklar bekliyoruz. Cuma günü yarına gün ortalarına doğru kendini gösterip ardından etkisini artıracağı benziyor. Görünen bu. Nerede? Ağırlık Marmara'da. Önce batıda Marmara'da, Ege'de, sonrasında hafta sonuna girdiğimizde de İç Anadolu'da, Karadeniz'de olacak. Ama Marmara'daki yağışlar biraz tehlike doğurabilir. Su baskınlarına karşı şimdiden dikkat ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde yeni verilerle modellerimiz yenilenecek, update olacak ve biz oradaki yeni modelleri okuyarak sizinle paylaşacağız. Durumu bir dolu da ihtiva edebilecek mi? Çünkü havada kuvvetli, o orajlı dediğimiz, boranlı dediğimiz, konvektif hareketin güçlü olduğu bir sistem. Yağışın miktarı da fazla. Şu anda sel riskinin en yüksek olduğu yerler Çanakkale, Balıkesir, Bursa çevreleri, Marmara Denizi'nin güneyi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli çevrelerinde de sıkı kuvvetli sağanaklar var. Su baskınları yapabilir ama sel riski bu alanda bulunuyor. Dediğimiz gibi şu anda cepte bu bilgi dursun. Umuyoruz bu seviyelere çıkmaz ama şu anki görüntü bu. Yenilenmiş verilerle sizinle tekrar önümüzdeki saatlerde bunun detayını paylaşacağız. İstanbul, Ankara, İzmir'le başlıyoruz. Bültenimize 28 derecelik sıcaklık var. Bugün Perşembe. Hemen ardından gelen günlere bakıyoruz. Bakın 28 derecelik sıcaklık 19'a iniyor. 9-10 derece azalıyor Cuma'ya ve yarına ve gök gürültülü sağanak geliyor. Sıkı bir sağanak Cumartesi sabah saatlerinde ömrünü tamamlıyor. Cuma için İstanbul'da da su baskı larına dikkat diyoruz, riski alanlarda. Buradan herkesi duyurmuş olalım diyor. Pazar günü yağış artık şehirden, daha doğrusu cumartesi öğleden sonrası itibariyle yağış şehirden ayrılmış olacak. Pazar sıcaklık 24-25 dereceye çıkacak. Başkent 31 derece, adeta yaz tadında. Ama başkentte de sıcaklık azalacak. Bakın önce sıcaklık cuma günü 29 derece iniyor. Arkasından 11 derece daha düşüyor. 18 dereceye gerileyecek. Cumartesi sıkı bir sağanak gelecek. Ardından yağışın bitmesi, sıcaklığı önce bir 7 derece tırmanacak. Üzerine sonra 1 derece, 2 derece daha ekleyecek. İzmir 31 derece. İzmir'de de cuma günü sıcaklık düşüşü gök gürültülü sağanak getirecek. Bakın bakıyoruz ardından gelen günlere, gök gürültülü sağanak yapacak. 24 derece inecek. Hafta sonunda hava açıyor, yağış bitiyor ve 27-30 derece diye ilerliyor. Hatta yeni haftaya 30 derecenin üzerinde başlayabilir İzmir. Yurt geneline bakalım. Gökyüzü ne alemde? Yurdun büyük kısmı bugün için güneşle beraber. Trakya'dan yağışlar hafiften giriş yapmaya başlıyor. Cuma günü için uyarımızı verdik. Tekrar bunu revize edeceğiz. Çanakkale, Balıkesir, Bursa çevrelerinde sel riski, bölge genelinde su baskınlarına dikkat diyoruz. Yağışın miktarı Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde 70-80 kilogramı, hatta biraz da üzerini bulma olasılığı söz konusu. Umuyoruz olmaz ama bu miktardaki yağışın saatler seviyesinde yere iniyor olması problem, risk. O nedenle detayını paylaşacağız yine. Bir de rüzgara bakalım, rüzgarlarımız ne durumda? Marmara Denizi üzerinde ve Kuzey Ege'de sert esiyor, Batı Karadeniz'de sert esiyor. Hani fırtına değil, orta kuvvetin biraz üzerinde, yurdun diğer kıyılarında diyelim. O yaklaşık orta kuvvetli ve büyük çoğunluğu da güneyli olmak üzere rüzgar esiyor. Sıcaklığa da hemen döndük baktık, durumumuz nasıl? Tabii o sıcaklık tırmandı, o tepeden inişe geçecek diye bahsediyoruz sıcaklık. Tabii yurdun büyük kısmında renk kırmızıya dönmüş durumda. Yani buradan görüyorsunuz, yurdun büyük kısmında 25 derecenin altında pek fazla sıcaklık olan bölge yok. Çok az görüyorsunuz. Büyük çoğunluğu 25 derece ve üzerinde seyrediyor. Durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Hemen geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günlük dönemde yurt genelinde durum nasıl? Hoşçakalın.